Merhaba sevgili oğlaklar, ben Ayça. Bugün yine yeni bir falla karşınızdayım. Biraz az izleniyor bu ay ve o yüzden ben de şöyle üstün körü değineceğim. Sonuçta çok insan izlese çok üstü değinirim. Ama az insanı izleyince sonra gidip bana hiçbir şey bilmiyorsun, sen de hiçbir şey bilemedin demeyin. Zaten öyle bir iddiam yok. İzleyin işte, güzel vakit geçirsin. Kendinden bir şeyler bulsun niyetim, amacım. Ve hemen açtım. Bakalım burada. Oğlak burçları, sevgili Oğlak burçları için neler var? Bu arada yine her zamanki gibi ne yaptım? Enerjiye odaklandım ve gayet güzel çıkmış gerçekten. Kahve fincanınızın enerjisini gayet güzel buldum ben. Şimdi günümüz dünyasında aslında yani böyle çok şeyle uğraşan insanlar var. Elbette ben dilerim, isterim yani herkes kolay para kazansın ya da işte hani hayatta bir zorluk yaşamasın. Rahatın yerinde olsun. Özellikle beni izliyorsa hani bana maddi manevi bir katkısı varsa onun için böyle olsun ama sonuçta her şart bir değil, her hayat bir değil. Herkesin farklı sınanması var, o yüzden burada birazcık böyle birazcık hayatın yorduğu bir Oğlak burcu olduğunu gördüm. Yani onun için her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde burada neler görüyorum? Burada sanki bir Paris kulesi gördüm. Evet, şunu şöyle Paris kulesine benzettim. Paris kulesi de böyle çok ışıl ışıl, ondan sonra romantik evlilik tekliflerinin yapıldığı bir yerdir gerçekten. Güzel bir yerdir. Aldığım hissiyat şu. Ayaklarının altında böyle madeni para olan birisi var sanki. Ayaklarının altında ama yani hani hazineyi bulmak gibi. O yüzden onun yine hayatında öyle bir şey yaşayabileceğini düşünüyorum. Onun karşısında da yine farklı bir insan çıkmış ama böyle talih kuşu var gerçekten aralarında. Yani güzel olmasını diliyorum. Tabii oğlaklar için maddiyat biraz önemlidir. Kimin için değil sonuçta. Ama para da bazen bir şeyler paramız var ama işte mutlu değiliz diyen de çok. Niye? Çünkü bazen bazı boşlukları doldurmuyor açıkçası. Hemen buraya geçtiğimde ise yani aldığım enerji güzel. Sizler için de her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Oğlaklar genelde biraz hırslıdır tabii. Hiçbir insan birbirine benzemez ama burada iki kişinin enerjisi çok yansımış. İkisinin de dediğim gibi hayırlarına vesile olacak olaylar diliyorum hayatlarında. Hemen geçelim. Burada ne var? Dediğim gibi farklı hayatlar ama insanlar güzel oldukça farklı hayatların hiçbir önemi yok. Sonuçta insan öyle de kazanır, böyle de kazanır. Önemli olan aslında bir şeyler için mücadele etmektir. Ben ona benzer bir görüntü olduğunu görüyorum. Yine hayatta bir şeyler için uğraş vererek kazanılabileceğinin bir göstergesi aslında bu. Fal yani aslında telveler şey yani bir bahane. İnsanın her şey hayatta kendi elinde. Eğer bir şey başarmak istiyorsak bir yerden başarmalı. Ve belki bu yolun sonunda elmaslar var, onu da bilemiyoruz. Asıl elmas kalptedir ama sonuçta bir insanın şansı ışıldadığında ışıldar. O yüzden o hazineyi aramaktan vazgeçmeyin. Belki de bir sonraki aşamada diyebilirim sevgili oğlaklar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.
sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.